Merhaba sevgili Açık Beyin dostları. YouTube kanalımızda biraz nahoş olabilecek bir konuyla ama çok hoş insanlarla yeni dönemin yeni formatlarından bir tanesine daha başlıyoruz. Bugün benim için çok güzel bir başlangıç programı. Çünkü üniversite yaşamımdan iki tane yakın dostum, arkadaşım bugün burada benimle beraber. Üçümüz de Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünün 20. yüzyıldaki son mezunları arasındayız. Ben 93 olması gerekirken 95, Güneş'in 93 mezunu, 1993. Utku sen 95 miydin? 98. 98, ben Utku daha ufak. Evet, 98 mezun dediğim gibi. 3-5-8. Şu anda Utku Perktaş, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak akademisyenliğe devam ediyor. Güneş'in biyolojiden beri zaten hepsiyle iletişimi sürdürüyoruz ikisiyle de. Güneş'in de daha önceden tanıyorsunuz, Açık Beyinler onu iyi biliyorlar. Kendini doğa korumaya, doğal hayatı tekrar ihya etmeye, insanı doğayla barıştırmaya ama onların hepsinin ötesinde insanı anlamaya adamış bir gönül insanı diyelim. Ben kendisini öyle görüyorum. Beni de zaten Açık Beyin takip ettiğiniz üzere biliyorsunuz. Kafayı beyinle bozmuş bir eks-biyoloğum. İşte tıp fakültesinden falan geçtikten sonra nörobilim konusunda ilerledik. Ama üçümüzün ortak bir çok önemli zemini var. O da biyoloji denen harika eğitimle yolda karşılaşma şansımız oldu. Bu biyolojik dünya dediğimiz ihtişamla yüz yüze gelme imkanımız oldu. Faydalanabildiğimiz kadar faydalandık, etkilenebildiğimiz kadar etkilendik. Şimdi de o gözlükle dünyayı izleyip anlam çıkarmaya çalışan insanlardan üçü olarak karşınızdayız. Ama içinde yaşadığımız dönem biraz tuhaf bir dönem. Bu aralar dengelerimiz bozuluyor, alıştığımız havalar değişiyor, yaşam biçimlerimiz değişiyor. Çok kalabalık, çok kirli falan filan diye her şeyden şikayet eder bir hale geldik. Ve galiba zannediyoruz ki bir afetler çağına doğru girmek durumundayız. Ben de konu bu olunca hazır, yani arkadaşlarım da bu konuda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı uzmanları arasında zikredildiğine göre dedim onları bir toplayalım. Burada bir sohbetini yapalım. Utku Perktaş, iklim değişimi onun biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri konusunda yıllardır çalışmakta. Güneş'in hakeza bu işin alandaki araştırmalarıyla çok uğraşmakta. Bugünkü sorumuz arkadaşlar, ortak tartışmayı açmak istediğim konu. Yani afetlerle birlikte yaşamak mümkün mü? Bunlara hazır olmak mümkün mü? Ne yapmamız lazım? Ne bilmemiz lazım? Nasıl yaşamamız lazım? Bunun da ilk kısmı olarak. Utkucuğum, seninle daha önce de bir yayın yapmıştık. Manzara çok sevimli gözüküyor da. Yani bu iklim değişikliği dedikleri şey, küresel ısınmadır, şudur budur, çevre sorunlarıdır. Hakikaten ciddi mi yoksa biz mi abartıyoruz yoksa bu geçici bir şey mi, doğal mı, biz mi yaptık? Bize bu konuda böyle bir kısa bir resim çizer misin kendi tarafından? Ne durumdayız şu anda? Şimdi şöyle, iklim değişimi bir gerçek. Dünyanın başında her zaman iklim değişimiyle ilgili bir problem vardı esasında. Ama nasıldı bu problem? Yani karbondioksit miktarları artıyor, azalıyor, buzul dönemleri ve buzul arası dönemleri hep yaşıyordu dünya. Ama gel gelelim, insanın evrimiyle beraber bir takım şeyler değişmeye başladı. İnsan evrimiyle birlikte hani avcı toplayıcı yaşamla hayatını sürdürürken çok büyük bir sıkıntı yoktu. Ama 10 bin yıl önce insan toplu yaşama geçti. Toplu yaşama geçmesiyle beraber tarımı ve evcilleştirmeyi keşfetmesiyle birlikte bir takım şeyler değişmeye başladı. Şehirler kurulmaya başladı. Ve bununla beraber de emisyon oranları, yani bu sera gazı dediğimiz gazların emisyon oranları artmaya başladı artık dünyada. Ama bu özellikle sanayi devrimini yaşadığımız, içinde bulunduğumuz 100 yıla kadar etkisini bu kadar net göstermiyordu. Sanayi devriminden sonra yeni bir jeolojik döneme girer duruma geçtik esasında. Bu da antroposen olarak tanımlanıyor artık günümüzde ve jeologlar tarafından da kabul ediliyor. Antroposenle, yani insan çağı bunun Türkçesi, insan çağı ile beraber artık artan insan nüfusu, fosil yakıtların yoğun bir şekilde kullanılması, teknolojinin artık hayatımızın her alanına girmiş olması bizim havadaki, atmosferdeki sera gazlarını artırmamıza sebep oldu. Karbondioksit arttı, karbon monoksit arttı. Bununla beraber azot fikse etmeyi öğrendik mesela. Gübre yapmaya başladık ve tarımsal faaliyetlerimizi artırmaya başladık. Bununla birlikte bu süreçte şey de başladı. Artık hani azotla gelen bir görünmeyen bir problem de ortaya çıktı. Bu da küresel ısınmayı tetiklemeye başladı. Küresel ısınma tetiklendikçe bizim için çok önemli olan biyoçeşitlilik tehdit altına girmeye başladı.
kendi sonumuzu hazırlamaya başladık esasında. IPCC, yani Hükümetler Arası İklim Değişimi Platformu, son raporunu yayınladı geçtiğimiz günlerde ve bir şeyin altını çok belirgin bir şekilde çizdi. Hiç korkmadan yaptı bunu bu sefer. Bugüne kadar hep temkinli yapılıyordu. İnsan dünyayı, dünyadaki yüzey sıcaklıklarını artırıyor, ısıtıyor, dünyayı ısıtıyor dedi artık ve bunun altını çizdi. Ve bu nasıl oldu? İnsan nüfus artışıyla beraber aslında bu kendini göstermeye başlamıştı. 1 milyarlardan 1950-60'lı yıllara geldiğimizde 3 milyarlara getirdiğimiz bir insan nüfusu vardı dünyada. Sonra 1950-60'lı yıllardan itibaren bugüne kadar geldiğimizde 7.8 ya da 8 milyar insan nüfusundan konuşmaya başladık. Ve önümüzdeki 50 ila 80 yıl içerisinde de 9 milyara ulaşacağımız öngörülüyor bu hızla gidersek. Şimdi böyle olunca dünya taşıma kapasitesini aşmaya başladı insan açısından. Yani sonuçta 3 oda bir salon eve kaç kişi sığdırabilirsiniz ya da 2 oda bir salon eve kaç kişi sığdırabilirsiniz? Dünyada artık ne kadar insanı taşıyacak, ne kadar insanı sığdıracak? Çünkü insan habitatları belirgin olarak degrede etmeye başladı. Doğal yaşamı tehdit etmeye başladı. Besin ihtiyacını doğal yaşam üzerinden sağlamaya başladı. İçinden geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınıyla uğraşıyoruz. Bu da biyoçeşitliliğin tahribatı, küresel ısınmanın getirdiği bir takım maliyetler olarak karşımıza çıktı. Yani insan çağıyla öyle bir yüzleşiyoruz ki küresel ısınma da bu yüzleşmelerin en belirgin olanlarından bir tanesi. Çok dikkat etmemiz gereken bir gerçek. Kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Bizler neyse, yani önümüzde belki bir 40 yıllık yaşam daha var. Sonra hani ömrümüzü tamamlayacağız. Hani ortalamalara baktığımız zaman. Ama bizden sonra gelen kuşak, bizim çocuklarımız ya da onların çocukları ya da torunlarımızı çok iyi bir dünya beklemiyor küresel ısınma probleminden dolayı. Ne oluyor ısınınca? 1,5 derecelik artışla sınırlamaya çalışmıştı aslında dünyadaki tüm ülkeler bu sıcaklık artışını. Ama görünen o ki 1,5 derecelik sıcaklığı 30 yıl içerisinde aşacağız gibi görünüyor yine IPCC'nin raporu ve ne olacak? Aşarsak ne olacak yani? Buzullar erimeye devam ediyor. Buzullar erimeye devam edecek. Daha da belirgin bir şekilde eriyecekler ve okyanus ve deniz suları yükselmeye başlayacak. Kıyılardaki şehirler su altında kalma riskiyle karşı karşıya kalacak. Coğrafya değişmeye başlayacak. Afetler çok daha yaygın bir şekilde görülmeye başlanacak. İşte kendi ülkemizden örnekler verebiliriz. Selle mücadele ediyoruz. Bir sürü insan ölüyor, insan hayatını tehdit ediyor. Ya da orman yangınları. Bu da aslında antroposen dönemin küresel ısınmanın bize sunduğu maliyetler. Toprak nemini kaybetmiş durumda. Çok kuru bir ortam söz konusu. Akdeniz havzasındaki tüm ülkeler için bu geçerli. Dolayısıyla da hani patlamaya hazır bomba gibi ormanlarımız her an yanmaya hazır olarak bekliyor. Küçük bir insan hatası yine büyük belirgin yangınlara sebep oluyor. Bu ne yapıyor? Küresel ısınmayı bu da tetiklemeye başlıyor. Bu sefer orman fonksiyonunu kaybediyor. Orman normalde fotosentez yaparak da karbondioksit alacak, oksijen verecek ama biz bütün ormanın içindeki o ağacın içindeki karbonu atmosfere salmaya başlıyoruz. Küresel ısınmayı bu sefer yine tetikliyoruz yani. Bu tür afetleri daha yaygın olarak görmeye başlayacağız. Böyle olunca ne olacak? Biyoçeşitlik tehlikeye girecek. Biyoçeşitlik tehlikeye girince ne olacak? Türleri kaybetmeye başlayacağız. Türler kaybolunca yine insana kadar uzanan o zincirde problemler çıkmaya başlayacak. İşte besin üretimimizin kalitesi düşecek. Beslendiğimiz işte ne bileyim örneğin arıları hep örnek veriyorum. Arılar işte dünyadan çekilse ne olur? Tozlaşma çok başarılı olamayacağı için verimli meyve ve sebzeye ulaşamaz noktaya gelebiliriz. Dolayısıyla bu bizim sağlığımızı ve geleceğimizi etkileyebilir. Sürdürülebilirlik bu anlamda sıkıntıya girebilir insan açısından gibi gibi. Gidecek bir sürü böyle kıyamet senaryoları yazılabilir. Evet, hocam bu işte donmuş alanlardaki kutuplara yakın bölgelerdeki buzullarla kaplı olan yerlerin erimesi sonucu oradaki toprakla yani toprağın erimesinden çıkan metan sonra işte farklı sıcaklıklardaki suların denizlerdeki akıntıların yönünü değiştirmesi gibi kendi kendini tetikleyen daha global bazı felaketlere doğru da giden böyle büyük karanlık senaryolar da var. Sorum şu. Ya bunların hepsi ihtimal dahilinde falan ama biz bu kıyametin geri dönülmez noktasını geçtik mi yoksa bunu yavaşlatmak ya da bir şekilde uzun süreli ertelemek için yapabileceğimiz bir şeyler yapabileceğimiz bir noktada mıyız acaba? Ne düşünüyorsun sen bir iklim bilimci olarak? Yani şöyle söyleyebilirim. Kesinlikle Sinan şunu iklim krizini durdurabiliriz. Yani zararın neresinden dönsek kârdır. Bugün karar vericiler, hükümetler ve dünyadaki tüm ülkeler bu anlamda bir birlik sağlarsa
iklim krizini durdurabiliriz. Bu net. Bunu herkes söylüyor. Bundan şüphe yok. Ama durduramayacağımız bir tek bir kriz var. Geri alamayacağımız, kazanamayacağımız. O da biyoçeşitlilik krizi. İklim krizi biyoçeşitlilik krizini tetikliyor. Türleri kaybediyoruz. O türler sizlerin de bildiği gibi evrimsel sürecin bize getirdiği ve o süreçteki rastgele olaylarla, doğal seçilimle bize gelen, yani bugün görebildiğimiz türler, ortaya çıkan türler. Örneğin ben hep dinozorları yine örnek veriyorum. 66 milyon yıl önce meteor çarptı, dinozorlar yok oldu. Eğer meteor çarpmasaydı 66 milyon yıl önce dünyaya, biz bugün üçümüz burada buluşmamıştık. Belki insan evrimleşmeyecekti yani. Dolayısıyla bu tür rastgele olayları bir daha görme şansımız var mı yok mu? Bunları tekrar kazanamayız. İklim krizini durdurursak biyoçeşitliliği de korumaya başlayacağız. Kesinlikle durdurabiliriz, yavaşlatabiliriz, önlem alabiliriz ama kaybettiğimiz türleri kazanma şansımız yok. O yüzden ben bunun da altını çiziyorum aslında bu soruyla beraber. Çünkü biyoçeşitlik bileşenlerinin her biri dünyadan çekildiğinde bizim yaşamımız da zora girecek. Ve bugün Avrupa, kıta Avrupa'sını düşündüğümüzde biyoçeşitlilik kayıplarından dolayı her yıl 400 milyon eurodan fazla zarar ediyor. Tarımın işte olumsuz olması, besin üretimindeki olumsuzluklar bu kayıplara geçmiş durumda. İklimi yani durdurabiliriz, iklim krizinin önüne geçebiliriz. 20 dakikada bir türün ortadan kalktığı hesaplanırken yeni bir türün ortaya çıkması milyon sene zaman demek. Yani yok etmek kesinlikle çok kolay da geri çıkması o kadar bizim görebileceğimiz kesinlikle bir şey değil. Yani. Şimdi geçmiş 500 milyon yıla baktığımız zaman 5 büyük yok oluştan bahsediyoruz dünyada. Bu yok oluşlar hep oldu. Türler yok oldu. Yeni türlerin ortaya çıkması için olanaklar ortaya çıktı. Bunu kabul ediyoruz. Yine bu yok oluş çağı içindeyiz. 6. yok oluş, insan eliyle hazırlanmış bir yok oluş ama bu yok oluş çağının en önemli farkı geçmişteki o 5 büyük yok oluşa bakarak şunu söyleyebilirim. Çok hızlı bir yok oluş dönemi içerisindeyiz. Dünya hiçbir zaman bu kadar hızlı tür yok etmedi. Yok olmadı dünyada. Dolayısıyla telafisi çok zor. Bravo bize. Yani Homo sapiens olarak gerçekten CV'mize altın harflerle yazacak bir şey. Peki. Yok kesinlikle. Ben ne zaman bunu söylesem hani tepkisel oluyor. Böyle sanki Homo sapiens ya da insan ciddi bir problemmiş gibi ama insan problem yani. İnsan kesinlikle problem. İnsanın fabrika ayarları hikayesini ben sırf bu problem üzerine yazdım zaten. Yani bir adam gibi yaşamayı öğrenmezsek, insan gibi, gerçekten ekosistemiyle barışık bir insan gibi yaşamanın yolunu keşfetmezsek zaten durum kötü. Peki Güneş'in ne yapılıyor, ne yapılabilir, ne yapmalıyız? Seninle en çok kafa yorduğumuz konu bu. Şimdi ben bu sohbetin şu eksene kaymasını hiç istemiyorum. Biz istemiyoruz bunu. Yani işte devletler bilmem ne protokolü yapsın, karbon emisyonunu şu kadar azaltalım, hayvancılığı azaltmıyorlar. İşte bunu yapmadıkları için de biz batacağız. Bu umutsuzluk noktasından öte, bireysel olarak, küçük toplumsal gruplar olarak, komüniter olarak, sivil toplum olarak ve neticede insan topluluğu olarak ne yapmalıyız? Bireysel olarak ne tip değişiklikler, toplumsal olarak neler lazım ki biz bu geri dönülmez gibi gözüken noktayı en azından yavaşlatabilelim? Sen bu konularda alanda uğraştığın için senin bu konudaki görüşlerini de azıcık dinleyelim. Sağ ol Sinan. Utku çok güzel özetledi gerçekten hani bu dinamikleri. Burada şeyi söylemek istiyorum aslında. Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bu biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının yok olmasıyla alakalı kısmı. Biz aslında şu an içinde bulunduğumuz krizden tek bir yolla çıkabiliriz. Ki bu tam olarak çıkmak da olmayacak. Çünkü IPCC raporunda verilen tarihlere uymayacağımız aşikar. Bunu aslında içten içe hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla çıkmamızın tek yolu büyük öğretmen doğaya bakmak. Yani doğa bize bu ilhamları verecek. Nasıl yaşayacağımızı, nasıl verimli sistemler kuracağımızı, nasıl çeşitliliği arttırmamız gerektiğini. Bütün bunları doğa bize söyleyecek. Biz aslında bizim bakıp örnek alacağımız, bize öğretecek olan öğretmeni yok ediyoruz. Bir önce bunun altını çiziyorum. İnsan perspektifinden ve çoğun derece bencilce bakıyorum meseleye farkındayım. Burası biraz hakikaten altına alt program yapacak kadar önemli bir şey. Öğretmenini öldürüyorsun. Yani en büyük bilgelik kaynağı elinden kaçıp gidiyor. Esas galiba önce bunu fark etmek lazım. Çok önemli bir nokta. Evet yani bunu kaybediyoruz. Doğaya bakarak öğrenme alanımızı yok ediyoruz. Ki
bizim bütün sorunlarımızın çaresi orada. Baktığımız zaman görüyoruz işte seninle yaşam okulunda yaptığımız o programlar vesairelere baktığın zaman aslında insanın işte daha verimli tarımsal üretim yapması da, daha verimli ulaşımı yapması da, daha neşeli, güzel bir şekilde yaşaması da, daha insana yakışır işlerde çalışması da, daha birbirini destekleyen sosyal ilişkiler kurmasının da anahtarı doğada. Dolayısıyla biz bunu oradan öğrenme şeyimizi, alanımızı yok ediyoruz. Bir önce onu söylemek istiyorum. Şimdi iklim değişikliğiyle ilgili kurumsal anlamda yapılan çalışmalarda önlemler iki başlık altında ele alınıyor. Bir tanesi azaltım, diğeri de uyum başlığı altında. Azaltım nispeten daha nasıl yapacağımızı bildiğimiz konular bunlar. Yani işte karbon ayak izini azaltma, düşük karbonlu bir yaşama geçme ve katman katman. Yani bireyler kendi hayatlarında, kurumlar kendi kurumlarında, işte şirketler şirketlerini yönetirken etkinlik alanlarında, işte devletler kendi varlıklarını gösterirken yapacakları önlemlerle azaltım kısmını doldurabiliyor. Ve bunun nasıl yapılacağını biliyoruz aslında. Yani deneniyor da ortaya da konuyor. Formüller belli. İş yapmaya kalıyor. İkinci kısım, uyum kısmı çok daha zor. Tam olarak bilemediğimiz, sürekli yaya kaldığımız bir kısım ki bu bence açık beyin konularıyla da çok alakalı. Uyum kısmı. Şimdi Utku'nun da resmi çizdiği gibi ve için de biliyor olduğumuz gibi hani bu gidişatı çok hızlı bir şekilde geri döndürme aşamasına gelene kadar daha çok afet geçireceğiz biz anlaşılan. Çünkü bu afetler bir de biri başlayıp sıraya dizilmiş vaziyette de değil. Hepsi aynı anda olmakta. Yani daha yangını söndürürken sel çıktı ve hepsinden önce COVID vardı zaten. Aynı anda mülteciler sınırlardan içeri giriyor. Öbür tarafta bilmem şu oluyor, bu oluyor. Yani toplu kriz yönetimi yapmamız gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Buna uygun bir sosyal yapılanmamız yok. Tabii ki birçok afet geçirmişiz ve buradan gelen bir bilgi var elimizde. Fakat sen bunu çok güzel anlatırsın Sinan, bence bunları da söyle. İnsan unutan bir canlı. Yani bugün 17 Ağustos bu çekimin yapıldığı gün, 22 sene önce çok büyük bir deprem yaşadı bizim ülkemiz. Ve çok yani bir numaralı şehrimizin depremi bu, İstanbul depremi. Ve bu deprem İstanbul'un yaşayacağı son deprem değil, en büyük deprem de değil. Uzmanlar, bu işin uzmanları, bunu gözleyenler yıllardır söylüyor. Büyük bir deprem olacak diye. Hazırlıklı mıyız peki? Şimdi bir şey yapıyor muyuz? Yani her şey yolunda giderken, biz rahat rahat rutinimizde çalışırken, bir şeyleri değiştirme imkanımız varken yapıyor muyuz? Bu bilinçle yaşıyor muyuz? İşte afet çağında yaşamak böyle bir bilinç gerektiriyor. Can havliyle yaşamayı gerektiriyor. O avcı toplayıcı insan nasıl can havliyle yaşıyordu? Garantisi yoktu canının, gıdasının vesairesinin. İşte biz de o insan gibi bir anda yaşamaya başladık. Burada tabii bir felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Çünkü avcı toplayıcı insandan çok daha farklı ve şey bir noktadayız. Yani elimizde teknoloji var, elimizde örgütlenmeyi kolaylaştıracak imkanlar var. Zihinsel olarak daha evrimleşmiş bir noktadayız. Bilim var, bilgi var, bir sürü yeni yöntem var. Sanat var, insanları birbirine yakınlaştıracak birçok aracımız var. Buradaki uyumdaki sorun işte bu. Yani sosyolojik insanlar arası ilişkileri örgütleyecek, buna hazır kılacak, kurumsal altyapıyı buna hazırlayacak bir süreç geçirmemiz gerekiyor. Bunun için vaktimiz yok bizim. Yoksa evet, yani hadi hoppa biz yarın hemen düşük enerjili, düşük karbonlu şu hayata geçelim. Geçemeyiz. Marketlerden alışveriş ediyoruz. Efendime söyleyeyim, tedarik zinciri diye devasa bir görünmez yapı var. Ondan sonra işte çünkü hala yemeğe ihtiyacımız var. Her gün tükettiğimiz bir takım ürünler var. Dolayısıyla yarından tezi yok, bugünden tezi yok, şu andan tezi yok. Bir takım davranış değişikliklerine girmemiz gerekiyor. Bence bunu sonunu düşünmeden yapmamız
da gerekiyor. Burada da onu söyleyeyim. Yani illa bir garanticilik de var ya insanda. Ya bunu yapayım ama şu da olsun. Garanti yok. Bu şey kim bizim sohbetimizde mi geçmişti bilmem. Yani bu işte yemeğini, tüketimini bilmem ne azaltma, karbon salınımına yaptığın katkıyı, ekolojik ayak izini küçültmeye çalışma falan çabaları. Eğer dünyada hiçbir şey değiştirmeyecek olsa bile yapar mısın sorusunu kim sordu hatırlamıyorum ama çok güzel bir soruydu. Evet, gerçekten hiçbir şey değiştirmeyecek. Sen mi sormuştun onu? Evet. Hiçbir şey değiştirmeyecek olsa bile yapabilecek durumda olursa ancak insan yaşamsal bir motivasyon kazanmış oluyor zaten. Yani bunu bir yaşam tarzı haline getirmiş oluyor ve aslında onun getirdiği işte o ayarına uygun yaşama mutluluğu zaten yemeden, içmeden, tüketmeden, mal mülk sahibi olmadan çok daha fazla bir sürur, rahatlık ve mutluluk getiriyor totalde. Çünkü çevrenle, biyolojinle, doğanla, varlığınla, fıtratınla adına ne diyorsanız deyin, onunla barışık yaşamanın ödülü gerçekten çok zamana yaygın ve belki işte lifelong yani ömür boyu diyebileceğimiz bir barış hali. İşte o barış halini anlatmaktan biz bayağı bir uzak gibiyiz. Bu arada Güneş'in özellikle söyledikleriyle Utku'nun çizdiği tabloyu birleştirdiğimde benim insan sağlığıyla ilgili gördüğüm bir problem mesela bir benzerlik arz etmeye başladı. Biz mesela kan basıncımız yükselince, efendim işte karnımız guruldayınca ya da bağırsaklarımız bozulunca bir sorun olduğunu düşünüyoruz ve hemen onu palyatif olarak gidermeye çalışmak üzere bir şeyler yapıyoruz. Ya doktora gidiyoruz, ya bir şeyler yiyoruz, ya bir vitamin atıyoruz falan filan. Halbuki bedenin bütününün nasıl bir toplam hissiyat içerisinde olduğu, kendini iyi hissedip hissetmediği, yaşam enerjisinin düzeyi yani ruh, zihin, bedenle bir bütüncül barış halinde olup olmadığı aslında sağlığın en önemli işareti. Ve eğer insan gerçekten bazen yorgun hissedebilir, bazen üzgün olabilir, bazen neşeli olabilir ama o total enerjiyi, yaşam enerjisini asgari düzeyde, daha doğrusu optimum düzeyde hissedebiliyorsa bu bir aslında doğal sağlık işareti. Şimdi biz de çevremizde olan ilişkimizde arıza çıksın diye bekliyoruz. Çıkan arızalar da bize yetmiyor. Yani mesela işte seldir bilmem nedir bunu lokal ya da yakın etkenlere bağlama eğilimindeyiz. Ya abi yazın hava biraz sıcak olsa ne olur? İşte kışın soğumuyor mu? Kolaycılığı içerisinde meseleye bakabiliyoruz. Halbuki biraz önce Utku'nun resmini çizdiği yılda ortalama 1,5 derecelik hedefin üstüne çıkmak termometre anlamında çok küçük bir adım ama bu dünya için çok büyük bir adım. Ortalama sıcaklıktan bahsediyoruz. Bence bunu çok anlayamıyoruz. Yani ortalama sıcaklığın yükselmesi, yani şu odanın sıcaklığı 1,5 derece yükselse ne olur? Herkesin kafasında böyle otomatik bir düşünme biçimi var. Ortalama sıcaklığın 1,5 derece yükselmesi demek dünyadaki bütün dinamiğin ayar noktasının kayması anlamına geliyor. Yanlış mı anlıyorum? Yani genellikle anlatırken böyle anlatmaya ihtiyacındayım. Ve bunun ne kadar büyük bir global rahatsızlık olduğunu algılayacak pek farkındalığımız yok gibi. Döneyim tekrar. Utku ve Güneş'in ikinize beraber, yani öyle sırayla konuşmak zorunda değiliz bu arada, biz normal sohbetimizi ediyoruz zaten. Ne yapılmalı konusunda hem akademik bilginin insanlara ulaşması hem de bu bilginin hayatta hal olması açısından şöyle akıl önerileri, bize yurtta şu anda muhtemelen bir kısım arkadaş otobüste, bir kısım tuvalette, bir kısım da televizyonda izliyor olabilir. YouTube her yerde izlenebilen bir şey biliyorsunuz. İnsanlara diyebileceğimiz neler var? Yani global efendim düzenleri değiştirmeye uğraşmanın yanı sıra bireysel hayatımızda nelerin farkına varmamız, neleri yapmamız, nelere başlamamız lazım. Ben mesela yani günde 3 öğün yemeği bırakalı çok oldu çok şükür. Bu yani çevreci bir niyette falan olmadı ama sağlığımın böyle daha iyi olduğunu fark ettim. Şimdi de biraz vejetaryen tarafa doğru kayma çabalarım var. İnşallah yakın planda onu da gerçekleştirebileceğim. Tabii bunlar küçük butik çabalar. Bak Güneş'in kaş nasıl kalktı. Benim günde bir tavuk yediğimi bildiğim için gençliğimde. Neler düşünüyorsunuz? Yani sizin bakış açınızdan neler olabilir? Neler olması lazım? Güneş'in sen başla. Valla ben çok kestirmeden böyle söyleyivereyim. Çok da böyle hani hakikaten bir sürü şey söylenebilir bu yaşam biçimini değiştirmekle ilgili olarak. 3 tane şey söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi gıda. Çok kestirme bir yol.
Çünkü gıda sistemimiz, biraz önce Utku söyledi, 10 bin sene önce yerleşik düzene geçtik, tarıma geçtik, toprağı işlemeye başladık. Aslında ciddi anlamda yok oluşu orada başlattık. Neden? Çünkü toprak çok önemli bir karbon yutağıydı. Ve biz zaman içerisinde işte sanayi devrimi, yeşil devrim vesaire falan buradaki verimliliği arttıralım derken aslında toprağı çok ciddi anlamda organik madde miktarını azalttık. Toprağın fotosentez yapma kapasitesini azalttık. Yani fotosentez yapacak o bitkileri döngüsünü yaptık, azalttık. Tarım, bugün anladığımız anlamda toprağı işleyen, toprağı işte gübredir, çeşitli kimyasallardır vesairedir, bunlarla işlem gören tarım çok ciddi anlamda toprağı bitirme ve gıdanın çok önemli bir ayak izi var dünyada. Sadece toprağı işlerken oluşan bir ayak izi de değil bu. O devasa tedarik zincirinin de yarattığı ve sonunda ortaya çıkan çöplerin de, çöp atık olarak ortaya çıkan gıdanın da ciddi bir ayak izi var. Dünya üzerinde açıkçası bu ekosistemler üzerinde baktığımız zaman gıda sistemlerinin büyük oranda bunun sebebi olduğunu görüyoruz. İşte endüstriyel hayvancılık vesaire. Yani detaylarını açık beyin webinarında anlattım. Dolayısıyla ürün yerleştirme. Dolayısıyla gıdamıza bir bilgi sahibi olalım. Yani şu andaki sistem, içinde yaşadığımız sosyolojik ağ, bizim tükettiğimiz, ürettiğimiz konularla ilgili bilgi sahibi olmamızı engelliyor. Yani olamıyoruz. Gidiyoruz, işte paketli bir gıda alıyoruz, bilmem ne alıyoruz. Kim üretti, nerede üretti, nasıl üretildi, bize kadar nasıl ulaştı, bundan sonraki çöp nereye gidiyor? Yani bu anlamda etki alanımız var. Çok ciddi bir etki alanı var insanın, bireyler olarak. Fakat bu etki alanının farkında değiliz biz. Ve biz farkında olmadan, ben bunu sonsuza kadar uzatabilirim, farkında olmadan işte başka canlıların sularını içiyoruz, onları kirletiyoruz, ondan sonra ciddi anlamda yok oluşa katkı veriyoruz, kul hakkı yiyoruz. Ondan sonra çeşit çeşit bir sürü şey söyleyebiliriz. Rezil rüsva bir şey yapıyoruz. Aslında çok iyi bir insanın bütün görevlerimizi yapıyoruz, vergilerimizi ödüyoruz, zekatlarımızı veriyoruz. Ama sadece demek isteyerek bu kadar da korkunç bir şeye sebep oluyoruz. Önce bunun bir farkına varmamız gerekiyor. Ve bu alternatif birini düşünmemiz gerekiyor. Şeyleri var. Nasıl yapılacağına dair yol yöntem var. Yapan insanlar var. Bizim ülkemizde var. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği. Buyurunuz, giriniz. Destekçisi olunuz, üyesi olunuz, gönüllüsü olunuz. Yolunu yöntemini öğrenin. İkinci konu kılık kıyafet. Moda endüstrisi. İnanılmaz derecede tüketimi ve doğal kaynakları tüketmemizi ve kirletmemize neden olan bir endüstri. Tüketimin ana motorunu oluşturuyor. Demek ki yediğimize, içtiğimize nasıl dikkat ediyorsak giydiğimize de dikkat edeceğiz. Bunun da temiz moda diye bir şey var mesela. Bunları araştırmamız, bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Üçüncü konu, geçenki sohbetimizde de söylemiştim. Ben sevdim o söylediğim şeyi. Tekrar söylüyorum. Birkaç yerde daha kullandım bunu. Kendimizi tek insanmış gibi düşünmeyeceğiz. Biz bireyler olarak evet günlük yaşamını idame ettiren, yemek içmek zorunda olan diğer insanlarla eşit olduğumuz bir yer var. Ama onun dışında her birimizin toplum içerisinde bir sürü rolü var. Bütün bu değişik rollerimizi birleyeceğiz. Aynı şekilde davranmaya, düşünmeye iteceğiz. Yani evimizde işte sağlıklı gıda içinde koşarken yaptığımız işle doğayı tahrip etmeyelim. Buna da dikkat edeceğiz. O zaman sözü bir olacak diyorsun yani. Sözü bir olacak. Çünkü temel sorunumuz bu uyum başlığı altındaki temel sorunumuz özü sözü bir olmamak Sinan. Yani evet. Özü sözü bir olmadığımız için insanın en büyük problemi bu. Yani doğanın başına bu kadar bela olmasının sebebi bu. Özü sözü bir. Yani kendi türüne bile zaten bu şekilde davranıyor. Doğaya mı davranmayacak?
Dolayısıyla özü sözü bir olacağız, bütün insan olacağız. Ancak bu şekilde yaparsak işte o zaman ne olacak? Çoklu çözüm getireceğiz biz sorunlarımıza. Aynı anda bir sürü çözümü hayata geçirmiş olacağız. Hem kendimiz tüketici olmayacak, hem çalıştığımız kurumlar tüketici olmayacak, yapıcı olacak. Ve bu mesela şöyle de bir güzelliğe neden olacak. İnsana yakışır iş diye bir kavram var. Birleşmiş Milletler'in de 17 hedefinden bir tanesi. İnsana yakışır iş. Nedir bu insana yakışır iş? İnsan güzel işlerde çalışsın. Kendini geliştirebileceği, potansiyelini hayata geçirebileceği, ondan sonra diğer insanlarla sevgi üzere ilişki kurabileceği bir işte çalışsın. Sağlığını bozmayacak işlerde çalışsın. Biz eğer özümüz sözümüz bir şekilde yaşamaya başlarsak işte bu da bir gün gerçekleşecek, insan olacak o zaman. Beşer olmaktan çıkacak, insan olacak. O ana kadar hayvanız. Şu anda açık beyni gibi gaza geldi, arkada yapıyorlar. Yani gerçekten güneşin partikuru oy verelim noktasına geldik yani. Onun için manifesto gibi döşedin maşallah. Çok yani güzel. Tahtaya vuruyorum hatta. Hakikaten çok önemli. Yani temel dert aslında teknik meklik değil de insani bir mesele. Buradan bakınca o anlaşılıyor. Bunları binlerce yıl diyorlar da işte tokat yemeden aklımız başımıza gelmiyor gibi. Bir de ben Güneş'inciğim sana minik bir şey ilave edeyim. Bunları yapmak, insani görev olmak olmanın yanı sıra bir de ben bir anlatıcı olarak işi o taraftan bakıyorum. Yaparak gösterme gibi de bir sorumluluğumuz var. Yani ne yapacağını bilmeyen insana örnek oluşturmak. Bilgi bazında, deneyim bazında, günlük davranış bazında, üretim, tüketim, türetim bağlamında. Yani birinin yaptığını gördüğümüzde biz daha kolay yapıyoruz. Dolayısıyla bir kişi değiliz. Biz bir yaptık mı etrafımızda diyor ki böyle de oluyormuş demek ki. Böyle de yapılabiliyormuş demek ki diyor. Ve bu böyle olumlu, hayırlı bir radyasyon gibi her tarafa yayılabiliyor. Ama bunun bir de bilgisel kısmı var. Farkındalıkla alakalı bir mesele. Bak ben biyoloğum şimdi. İşte aynı okullarda okuduk. Ama ben bu meseleyle, iklim değişikliği meselesiyle çok uzaktan popüler düzeyde ilgilenmeye sadece devam ettim. Hiç detaylarını takip etmedim. Büyük bir kafa karışıklığını senelerdir görürüm. Yani bugün aşı meselesinde olduğu gibi. Böyle bir gürültü var. Kimisi işte zaman zaman diyordu ki işte Amerika'da bu Trump tarzı nasıl diyelim neokonların başını çektiği bir söylem. Bunların hepsi yalan, Amerika'nın gücünü kesmek istiyorlar falan tarzı yorumlamalardan. Ya biz zaten çoktan bittik abi, bizden adam olmaz, insan türünü dünyadan kaldırmak zaten en güzel çözümdü, doğa buraya gidiyor ya kadar varan aşırı yorumlar var. Şimdi bunların arasında doğru bilgilenme, ben bunu özellikle niye kafaya taktım onu da söyleyeyim. Açık beyin olarak bu oturuma ve bütün faaliyetlerimizi yapma sebebimiz herkese anlaşılabilir ve doğru bilgiyi ulaştırabilmek, anlamlı bilgiyi ulaştırabilmek. Bizim derdimiz bu. Utkucuğum, bu kadar tantana içinde biz doğru bilgi elde etmek için açık beyin dışında ara ara nerelere bakalım? Özellikle bu iklim değişimi konusunda. Güneş'in sen de aklına geliyorsa bize birkaç tane referans noktası gösterin, kerteriz verin ve tabii ki bu eylemlerimize açık beyinde devam da edeceğiz. O yüzden açık beyin diyorum. Biz bu işin daha anlaşılır olması için de uğraşacağız ama biz bunları yaparken doğru bilgileri nereden alabiliriz? Buğdayı söyledin, güneşin bir. Başka? Şimdi şöyle, ben bir de şeyi söyleyeceğim. Biraz önceki soruya, yani bu soruya geçmeden önce. Ya bireysel olarak iklim değişimi konusunda, küresel ısınma konusunda, aslında iklim değişimi de demek istemiyorum ama küresel ısınmanın altını çizmek istiyorum ben. Bireysel kurumsallığımızı kazanmamız lazım. Yani bunlar karar vericiler, hükümetler ya da ülkeler bir takım kurumsallıklar kazandıracak ve belli önlemleri alacak. Yani kurallarımız olmalı. Güneş'in söylediği gibi bireyler anlamında da bir kurumsallık elde etmemiz lazım ve esnemememiz lazım artık. Çünkü esneyeceğimiz bir noktayı geçtik. Eğer esnersek kurallardan, tüketimi fazla yapmaya devam edersek bunun geri dönüşü olmayacak ve cidden sonumuzu hazırlıyoruz. Ya şu içinden geçtiğimiz Covid-19 dönemi bunun çok güzel bir göstergesi. Hayatımızı inanılmaz sınırladı. Biz büyük ihtimalle bu Covid-19 olmasaydı böyle bir mevzuyu konuşmak için aynı ortamda bir araya gelebilirdik. Hani belki böyle uzaktan bağlanma da söz konusu olmazdı ama hayatımız evin içinde geçti. Otomatik hapsolmuş durumdayız. Hala ders çıkartmıyoruz. Ve bu anlamda bir bireysel anlamda da kurumsallığımızı kazanmamız lazım. Bunun için bilgilere nereden ulaşılır? Şu ara çok fazla kaynak çıkıyor. Artık bunlara kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Popüler bilim anlamında. Kitaplar Türkçe'ye çevriliyor.
bu kitaplar işte satılıyor, uygun fiyatları alınabiliyor. Bunlar o kadar çok var ki yani herhangi bir Google'a girilse ya da başka bir kitap satışı ile ilgili bir siteye girilse, küresel ısınma yazılsa çok belirgin kaynaklar çıkıyor. Bir kere bunları edinmekte, seçici olarak bunlara bakıp edinmekte fayda var. İkincisi, sosyal medya şu ara gündemi sürekli küresel ısınma üzerinden giriyor. IPCC raporu yayınlandığından beri belli kesimler bunu hem Türkçeleştirip paylaşıyor. Twitter'da, işte ne bileyim Instagram'da farklı mecralardan bunları elde edebiliyoruz. Ve belli basın kuruluşları ülkemizde de artık başladılar. Buna çok fazla yer vermeye başladılar. Ben bundan çok şikayet ediyordum. Televizyonda ya da radyoda çok fazla görmüyorduk bu tür haberleri. Ama işte Sinan sen de, Güneş'in sen de şimdi buna önem veriyorsunuz. Bu tür bilgiler hem YouTube üzerinde çok artmaya başladı hem de bu tür yayınlar artmaya başladı. Bunlardan da bilgi edinebilme şansımız var. Hani Türkçe kaynak elde edilmek anlamında bunları söylüyorum. Herkesin en azından kendi ülkemizdeki Türkçe konuşan insanlar için bunlar söz konusu olabilir. Ben de bir takım paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorum. Olabildiğince yazılar yazmaya çalışıyorum. Destek vermeye çalışıyorum ama hani bunun dışında aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Bunlar üzerinden birçok bilgiye ulaşılabilir diye düşünüyorum. Burada da yakalamışken Profesör Doktor Utku Perktaş'ın açık beyne katkılarını daha fazla göreceğiz bundan sonra diye. Hemen burada seni bir böyle şeyine emri vakiye getiriyorum. Sözüm var bunda. Evet, sözüm var. Onu da yapacağız. Bir şey daha ben ilave etmek istiyorum. Anlattığıyla etki çalışan bir insan olarak. Küresel iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre felaketi ya da kozmik çevresel ne herhangi bir sorunla ilgili sorunları çok fazla zikrettiğimizde yeni gençlere ve gelecek nesil dediğimiz insanlara aslında olumsuz da bir şey yapıyoruz. Çok ciddi umut kırıcı bir resim çiziyoruz ve insanın umudu kırıldığı zaman hareket enerjisi maalesef sıfırlanabiliyor. Yani artık geri dönülmez noktaya geçtik. Ben ne yapsam dünya değişmez. O zaman vur patlasın, çal oynasın modunda boş vermiş hayatlar, nihilistik bakış açıları maalesef üretebiliyoruz. Dolayısıyla en önemlisi umudu yaratmak, umudu bulmak ve paylaşmak. Şu anda benim kendi şahsi işlevlerimde, mesleğimde, yaptığım işte en önemsediğim kısım burası. Olumsuzlukların nedenlerini anlamak bir kısım, onların ne kadarının bizim hareketlerimizle değişebileceğini kavramak bir başka kısım. Özellikle bu kısmın vurgulanmasını ben açıkçası çok önemli buluyorum. Onun dışında Güneş'in senin eklemek istediği bir şey var mı konuya? İklim değişikliği ile ilgili yani değişik kademelere ait farklı çalışmalar yapılıyor. Hani mesela politikaların izlenmesi, uluslararası politikaların izlenmesi, Türkiye'nin buradaki yerine bunu izleyen İstanbul Politikalar Merkezi'nin içinde iklim değişikliği ile ilgili bir birim var. Yani hep web sitelerinden takip edilebilir. Raporlamalar yapıyorlar, izliyorlar bu süreci. Yine sosyal medya hesaplarından 350.org diye bir oluşum var. 350.org'da daha biraz daha aktivist içeriği olan ama bu işte karbonu 350 ppm'in altında tutmaya çalışan bir kampanya aslında bu. Ve bu kampanyada pek çok bilgi paylaşılıyor. Güncel ve güvenilir bilgi paylaşılıyor. Genel olarak hani neler oluyor dünyada birazcık bu anlamda takip edebilirler. Çok da fazla bilgi kirliliği var. Yani hemen hemen herkes bir şey paylaşıyor gerçekten bu konuda ama hashtaglerle vesairelerle bence bu kuşak bunu halleder nereden doğru ulaşacağını. Ne şeyi önereceğim ben? Biletler Kalkınma Programı ile birlikte ben de danışmanlığını yapıyorum. Yaptığımız İklimce diye, İklimce Sohbetler diye bir seri var bizim. Sohbet serimiz var. Ve o sohbet serisinde aslında neden İklimce oranın ismi? Biz artık global, küresel bir milletiz ve iklimce konuşmamız gerekiyor. Yani artık dilimiz iklimce olması gerekiyor ve bizler iklimdaşlarız diye tanımladık. İletişim şeyini o şekilde hazırladık. Ve orada değişik sektörlerin, değişik kurumsal yapıların iklim değişikliğini içerisinde ne tür önlemler almaları gerektiğini, sorunlarının neler olduğunu uzmanlarla konuştuğumuz bir sohbet serimiz var. Bir kısmını canlı olarak yapmıştık.
Bir kısmını online olarak yaptık pandemiden dolayı. ikinci.org sitesinden o videolara erişmeleri mümkün. Bence dinlesinler. Belediyelerden, sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarından, efendime söyleyeyim kooperatiflere, pek çok noktadan, iş insanlarına, pek çok noktada örneklerin ve yapılması gerekenlerin konuşulduğu bir programdı o. Bunları söyleyebilirim. Kısaca. Ben en son şunu sorayım. Biz bu işi çözer miyiz arkadaşlar? İstersek çözeriz. Yani bu işin çözülmeyecek bir tarafı yok. Gerçekten dediğim gibi bireysel kurumsallığı sağlayacağız. Kuralları uyacağız, tüketimi azaltacağız, plastik tüketimini azaltacağız. Buna çalışacağım. Yani bireysel kurumsallık hiç, yani gerçekten en temel problemimiz ya, yani bireyler olarak kurallarımız yok. Yani sürekli esniyoruz yani. Bu konuda esneme artık kaldıracak durumda değiliz yani. Az kıyafet giyeceksek az kıyafet kullanacağız. Kıyafet orucu tutacağız. Plastik kullanımımızı azaltacağız. Et tüketimimizi belki azaltmamız gerekecek. Ben bunu söylediğim zaman belli kesimler beni eleştiriyor ama hayvancılık ciddi bir problem ve evcil hayvan sayısı çok fazla dünyada. Yani yabani hayvan nüfusunun çok daha ötesinde bir nüfus var ve biz bunları çiftlikler içerisinde besliyoruz ve metan anlamında ciddi anlamda atmosfere olumsuz katkı yapıyorlar ve ısıtıyoruz yani. Ya bu anlamda et tüketimimizi de azaltmakta fayda var. Yani hani proteinsiz kalmayalım tabii ki. Bu arada belki tepki çekebilir. Yani hocam bu zaten insan fizyolojisinin temel bir gereksinimi. Biz 15 günde bir et yesek bize yetiyor zaten. Hatta şu andaki tabii, gıda tabii. Çeşitinde aslında ona bile ihtiyacımız yok. Ben bu arada bir sık yaptığım bir tavsiyeydi. Senin ve seninle hatırlatayım. Vejeteryan, etçil ya da vegan olmak zorunda değilsiniz. Ama 3 ay vejeteryan yemenize kimse bir şey demez. 3 ay vejeteryan olun, sonra kebapçıya gidin. 5 ay vegan takılın. Efendim işte ne bileyim 1 ay et yiyin. Kafanıza göre takılın ama biraz hayatınıza çeşitlilik katın. Çünkü ben bunu keşfettiğimde büyük bir özgürlük hissettim. Ne vejeteryan mı oldun diye soruyorlar. Sanki Hristiyan mı oldun, Müslüman mı oldun gibi bir şey. Abi çoğunlukla vejeteryan yerim. Bazen vegan takılırım. Bazen de et yiyebilirim. Bu da mümkün olabilir. Ara formüller en azından kurumsallaşmaya gidene kadar faydalı olabilir. Kesinlikle buna dikkat etmek lazım. Bir nokta daha var. Bu belki bizim bireysel olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Ama yine de önemli bir şey. Dünyadaki nüfus artışını dengelememiz gerek. Bugün şu anda 8 milyarlık nüfusun %30'u Çin ve Hindistan'da yer alıyor. Ve dikkat edin, yani hastalıklar nereden çıkıyor? Biyoçeşitliliğin yüksek olduğu yerlere insan müdahalesinin olduğu yerlerden çıkıyor. İşte Ebola nereden çıktı? Afrika'nın yağmur ormanlarına müdahale sonucunda çıktı. Koronavirüs nereden çıktı? Dünyanın nüfusunun %15'inin yer aldığı Çin'de doğal yaşamlı iç içe olan insandan çıktı. Müdahale sonucunda çıktı. Gerçekten hani bu zoonotik hastalıkların yayılımına dünyada baktığımız zaman bize rastgele olmayan bir durumun söz konusu olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu noktada insan nüfus artışını bütün dünyada planlanması gerek. Belki bunu bireysel olarak da yapabiliriz esasında. Buna dikkat etmemiz lazım. Sonuçta besleyebileceğimiz ya da büyütebileceğimiz çocuk sayısından fazla çocuğa ihtiyacımız olmadığının farkında olmalıyız ki biz bunu yapabiliriz. 5 çocuğumuz da 10 çocuğumuz da olabilir bir ailenin ama o çocuklara bırakılacak dünya, biz anne babalar kural olarak önce ölüp gidecekler yani. Ama o çocuklara kalacak olan dünya hiçbir zaman onları besleyecek bir dünya olmayacak. Bunu da hemen bilimsel bir kanıtla, yani en azından yapılmış bir modelle burada destekleyeyim. Almanya Potsdam Enstitüsü, İklim Araştırma Enstitüsü yaptığı çalışmalarda şunu söylüyor. Dünya nüfus artışı böyle devam ederse biz 9 milyara, 8.8 ve 9 milyara ulaştığımızda artık taşıma kapasitesinin tamamıyla üstüne çıkmış olacağız diyor. Ve bu noktada dünyada küresel ısınmaya bağlı seller, yangınlar, efendim söyleyeyim farklı afetler, bununla beraber bunları ek olarak salgın hastalıklar sonucu ölümlerin önüne geçemeyeceğiz. Yani bu tamamıyla bir doğal yolla gelen bir ölüm olacak ve yaklaşık 1 milyar insan öyle ya da böyle bu dünyadan silinecek. Bunu modellemişler. Yani bunun hani kimse kimseye bir şey yapmayacak. Doğaya ya da dünyaya verdiğimiz o taşıma kapasitesini bize getirdiği maliyet olarak karşımıza çıkacak. Bu böyle olacaksa bugünden bunun önlemini almak en mantıklısı ve bunun farkında olmamız lazım.
ben özellikle insan nüfus artışının altını çizmek istiyorum. Çünkü her şeyin başında bu yatıyor yani. 8'de bir ölüm şansımızın olduğu bir şeyde biraz daha dikkatli oluruz inşallah. Çünkü yani 8-9 milyarda bir milyar gidince geri kalan 7-8 milyar çok mutlu yaşayamayacak. Onu da fark etmek lazım. Vallahi ama böyle katastrofik ya. Olaylar yaşayabiliriz. Bir nokta daha yani yine küresel ısınmaya güzel bir kanıt olabilecek. Şimdi selleri yaşıyoruz. Ama mesela işte Donald Trump mantığıyla bakınca kimi zaman soğuk havaları yaşıyoruz, kimi zaman sıcak havaları yaşıyoruz. O diyordu ki soğuk havaları yaşayınca işte küresel ısınma yok, hani üşüyoruz falan. Deniz suyu sıcaklıkları bütün dünyada artmaya başladı. Karadeniz'de ortalama sıcaklıklar anlamında artan bir deniz suyu sıcaklığına sahip. Yaklaşık herhalde 1-1,5 derecelik sıcaklık artışları buharlaşmayı o kadar fazla hale getiriyor ki. Bu süreç bize şunu getiriyor. Artan buharlaşma sonucunda özellikle Karadeniz kıyısındaki dağlar nemi tutuyor ve anormal yağışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu anormallikler, hani bir normal dağılım gibi düşünecek olursak, uç noktalar yani. Bu uç noktaları artık yaşamaya daha fazla başlayacağız. Frekansı artacak yani. Bu olayların ve yine bize maliyet ödetecek yani. Hem ekonomik olarak, hem insan sağlığı olarak, hem insanın canı olarak. Yani hani hiç olmaması gereken bir şey, ölümleri yaşıyoruz ki bunun telafisi yok. Bunun da en azından bir altını çizeyim. Yani. Güzel bir söz söylemişti. Dünyayı değiştirmek istiyorsan elinden gelen işle başla diye. Tamam, Karadeniz dağlarındaki nemi azaltamıyorsan bile evdeki giyecek kıyafet bilmem ne sayısını azaltarak dünyayı değiştirme yoluna adım atabilirsin. Güneşinciğim bir şey diyordum, pardon. Şunu söyleyeceğim, hani halleder miyiz bu işi dedin ya. Vallahi bu soru benim için şöyle bir soru. Ya acaba ölümsüzlüğü bulur muyuz bütün bunlar gibi? Yani aslına bakarsan ben bunu şöyle görüyorum bak. Bütün bu yapacağımız işte vazgeçeceğimiz şeyler, kendimizi mahrum bırakacağımız ürünler, şunlar bunlar işte daha az kıyafet, daha işte bilgiyle yemek vesaire falan filan. Bu gönüllü sadelik diye çok güzel bir kavram var. Ve bana kalırsa bu çağın insanının, afet çağı insanının erdemlerinden bir tanesi. Yani bir erdem listesi yapacak olsak bu çağın insanının sahip olması gereken en tepesinde yer alacak erdem bu. Bu aslında bir sürü öğretide de önerilen bir şey değil mi? Sadeleşin. Sade insan olun. Yani her anlamda sadeleşin. Hem eşyalarınız anlamında, hem kelimeleriniz anlamında, ondan sonra hem düşünceleriniz, zihniniz anlamında, işte bir sürü meditasyon teknikleri, mindfulness'lar, şunlar bunlar, ne için? Hep sadeleşmek için. Neden? Çünkü bir bolluk evreninde yaşıyoruz. Yani şimdiye kadar hiç rastlamadığımız bir bolluk evreninde yaşıyoruz şu anda. Sadece bir şey seçmek için bile inanılmaz bir enerji şey yapıyoruz. Ve bu çok yapay bir şekilde önümüze geliyor. Yani buna uyanalım bir kere en önce. Bu benim için bir oyun gibi bir şey. Çok keyifli bir şey. Yani sadeleştikçe sadeleşesi geliyor insanın şeklinde bir durum. Dolayısıyla dünya kurtulur mu kurtulmaz mı hiç bilmiyorum. Ama bu süreç, bu sadeleşme oyunu beni benden alır. Çok daha keyifli yaşamamı sağlar ve bu bence yapmak için. Seni senden yukarı bir yere koyar hatta, böyle bir seviye atlatır değil mi? Evet, yani ve bu sadece bu çok yeterli bir başlangıç sebebi benim için. Bu kafasına uyuyorsun insanların, bence buradan başlasınlar, yani sonunu düşünmesinler diye söylüyorum. Efendim, bu güzel dileklerinize cümleten amin diyorum. Tabii söylemesi kolay, yapması zor. Modern zamanın şekillendirdiği çocuklar olarak, ki biz dinleyen arkadaşlar da bizim gibidir muhtemelen. Ya iyi diyorsun da paşam, işte başka, evde başka, partide başka, tişört, gömlek giyiyoruz. Bunu nasıl yapacağız soruları kafada geziyor olabilir. Normal, hepimiz buralardan geçiyoruz ama ezberleri bozmak, sınırları aşmak her zaman uzun süreli mutluluğun anahtarıdır diye düşünüyorum. Sevgili silah arkadaşlarım, biyolog kardeşlerim, Utku Perktaş ve Güneş'in Aydemir, Güneş'in Oya Aydemir hatta. Bugün oyun arkadaşı, evet, silah arkadaşı, oyun arkadaşı. Bu da eskide kaldı işte, Ankara olunca böyle militer bir dil yapışıyor insana. Sevgili oyun arkadaşlarım, bugün burada benimle beraber olduğunuz için, Açık Beyin'in bu yeni sezondaki çok önem verdiğim uzman konuklar formatının ilkini birlikte yapmamıza alan açtığınız için çok teşekkür ediyorum.
Her söylediğiniz söz manşet, çok kıymetli. Biz bunları parça parça adeta böyle sevgiyle enjekte edercesine herkese ulaşsın diye uğraşıp duruyoruz. Sizler ve sevgili Utku, sevgili Güneş'in gibi bu konuda söyleyecek sözü, taş üstüne koyacak taşı, efendim işte verecek herhangi bir katkısı olan herkes de açık beyinde bu iklimdaşlık çaresizliğimize çare olmaya davet ediyoruz. İklimce konuşalım, tabiatça konuşalım, insanca konuşalım, anlaşılmayacak hiçbir konu yok diye düşünüyorum. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Bizi zaman ayırıp izleyen herkese de çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Biz de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.